Okuryazar Kitaplar Akademi günlerinde bugün Doçent Doktor Özlem Genç hocamızla birlikteyiz. Uzun zaman önce size böyle bir söz vermiştik ama bazı fiziksel imkansızlıklar sebebiyle sağlık problemleri diyelim. Geçmiş olsun, geçti zaten ve sağlıkla sıhhatle olsun da geç olsun güç olmasın diyelim. Bildiğiniz gibi okur yazar kitaplar bir kültür, sanat ve yaşam platformudur. Burada değerli hocalarımızla birlikte sizlerin beğeneceğini umduğumuz, bizim ilgili olduğumuz konularda bu şekilde güzel canlı yayınlar yapıyoruz. Okuryazarkitaplar.com web dergimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Özlem hocamızın da bugün çok güzel bir yazısı orada yayınlandı. Ortaçağ Avrupa tarihine dair genel bir bakış sundu bize sağ olsun. Ve burada bilgi boşluklarını belki de doldurmakta büyük faydaları olacağını düşünüyorum klasik okuyucular için. Bunun dışında program kayıtlarımızı bildiğiniz gibi YouTube kanalımızdan izleyebileceksiniz. Sizlerden bizi takip etmenizi umarız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. İşte günün biraz yorgunluğu var bizim üzerimizde ama sizin umarım iyi geçmiştir. Benim de biraz yoğundu bugün. Öğleden sonra derslerim fulldü. Yoğun bir gündü. Zaten hocam ben sizi ne zaman ulaşmaya çalışsam yoğun oluyorsunuz. Evet, Allah evet. kolaylıklar versin diyelim. Yani yoğunluğunuzu ben tahmin edebiliyorum. Ama her şeye rağmen en azından gönüller bir olsun. Burada işte takipçilerimiz, okuyucularımızla bir araya gelmek bizim için de bir mutluluk ve kaçış oluyor belki de. Hocam bugün sizinle birlikte Ortaçağ Avrupa'sında kadını, çocuğu ve anneyi konuşacağız. Değerli bilgilerinizden faydalanacağız. Benim bazı sorularım tabii ki var ama siz nasıl uygun görürseniz, isterseniz kendi size bırakayım mikrofonu, isterseniz soru cevap şeklinde gidelim. Nasıl uygun görürseniz, siz bir giriş yaparak başlayabilirsiniz. Buyurun hocam. Soru cevapla devam edelim, daha iyi olur. Bana da bir nefes alma olmuş olur. Çünkü sözü bana bırakırsanız ben hiç, yani Orta Çağ Avrupa tarihi söz konusu olduğu için hiç durmadan anlatabilirim yani. 1 saat, 1,5 saat konuşabilirim. Derslerde de öğrencilerime öyle söylüyorum. Diyorum ki saat konusunda beni uyarın. Çünkü ben durmadan anlatabilirim yani, bu konuyla ilgili çok anlatacak şeyim var. O yüzden soru cevap şeklinde gidelim. Orta Çağ Avrupa'sında kadın konusunda yani çok yıllar yıllar önce bir şeyler yazmıştım 2011 yılında. O zamanlar daha kadın, Orta Çağ Avrupa'sında kadın konusu bizim ülkemizde işlenmiş bir konu değildi. Şimdi pek çok şey yazıldı tabii, onun üzerine çok fazla şey yazıldı. Ama kadın konusunda söylenecek çok fazla şey var. Kaynaklarda bu konuda bilgilerimiz var. Ana kaynaklarda kadınlarla ilgili bilgilerimiz var. Onlardan okuyarak o dönemin kadınlarının yaşantısı hakkında, işte anneliğe bakış açıları hakkında, çocuklara bakış açıları hakkında fikirler ediniyoruz. Neyse ki o dönemden kalma kaynaklarımız sayesinde. Ve tabii bu konu Batı'da çok ayrıntılı bir şekilde çalışılıyor zaten. Onlar da bize yol gösteriyor. O şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz biz de kadın üzerinden. Özellikle yasalar üzerinden çalışıyorum ben doğrusu. Yani ana kaynaklar üzerinden ve yasalar üzerinden çalışmaya çalışıyorum. Çünkü ikincil kaynaklar yorum barındırıyor ister istemez. Ana kaynağı görmek gerekiyor. O biraz daha doğru bilgiler veriyor diyelim. Anladım hocam. Ana kaynaklar. O zaman hocam, şimdi kadın konusuna girmeden aklım hemen şöyle bir soru geldi benim. Ortaçağ Avrupa'sında kanun, yasa fikri ve bilinci bugünkü gibi var ve kurallar, kaideler yasalarla korunma altına alınıyor mu? Öyle mi? Tabii yasalar, tabii ki yasalar var. Şöyle ne kadar yani çok geriye gitmeden anlatmaya çalışayım. İşte Batı Roma'nın yıkılışından sonra 476'dan sonra Cermen kavimler bildiğiniz üzere Roma'nın sınırlarına yerleşmişti ve Batı Roma yıkılınca da onlar kendi bağımsızlıklarını ilan edip devletlerini kurmaya başladılar. Ama Cermenlerin yazılı bir geleneği yok. Sözlü gelenekler üzerinden devam ettiriyorlar. İşte mahkemelerini, davalarını sözlü gelenekler üzerinden görüyorlardı.
Ama Roma ile tanışıp da temas içerisine girince Roma'nın yazılı geleneğinden çok etkilendiler ve Roma'nın çok köklü bir yazılı geleneği vardır. Özellikle yasalar konusunda çok ciddi bir geleneği var ve ondan da çok öğrendiler. Romalıları kendilerine danışman yaptılar ve onlardan öğrendiler ve kendi sözlü yasalarını yazıya geçirdiler. Bunu ilk yapanlar Visigotlardı. Sonra Franklar yaptılar. Ve Frankların yasaları ki sizin de elinizde olan o Pactus Legis Salicae dediğimiz o işte Ortaçağ Avrupa tarihinin ilk yazılı yasası olarak kabul ediliyor. Kökenleri olarak kabul ediliyor onlar. İşte o yasalarda ayrıntılı bir şekilde var. Hemen hemen her konuda yazılmış. Bunun Evet. dışında biz daha çok aslında yani bu kanun, toplu bir kanun, anayasa gibi düşünün. Ama daha çok biz bu dönem hakkındaki bilgilerimizi hükümdarların yayınladığı kanunnamelerden öğreniyoruz. Çünkü o kanunnameler çok ayrıntılı. Hemen hemen her konuya değinilmiş durumda. Yani kadınların çalıştığı yerlerin etrafının çitlerle çevrilmesinden tutun da yani aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili kanunnamelerde maddeler var ve bunlar zaman zaman da geliştirilmiş. Yani bir lider diyelim ki işte Clovis diyelim ki bir şey koymuş maddeye, bir yasasına, dışı kanunnamesine bir madde koymuş diyelim ki. Ondan sonra gelen liderler işte Şarlman ya da ne bileyim Pepin o maddeyi geliştirmiş. Hani Evet. nasıl bugün de yasalar günümüze göre güncelleniyor, şey oluyor. O dönemde de aynısı yapılmış. Anladım. Hocam direkt o zaman ben kadın konusuna artık giriş yapayım. Orta Çağ Avrupa'sında kalımsız kadına olumsuz bir bakış açısı olduğu doğru mudur hocam? Bunun nedeni, kaynakları nelerdir? Kutsal metinler bu konuda neler söylüyor bize? Doğrudur. Yani Orta Çağ Avrupa'sında kadınlara karşı olumsuz bir bakış açısı olduğu doğrudur. Bunun sebebi de Hristiyanlıktır aslında. Yani Hristiyanlığın kabul edilmesiyle böyle bir şey başlıyor. Yani Roma'da böyle bir şey yok. Roma İmparatorluğu'nda kadına karşı bir olumsuz bakış açısı yok. Ama Hristiyanlık işin içine girdiği zaman biliyorsunuz Hristiyanlar her yeni doğanın günahkar doğduğunu kabul eder ve bu yüzden de vaftiz ederler. Bu günahkar doğmanın gerekçesi olarak işte kadını görüyorlar. Yani işte şöyle söylüyorlar. Havva Adem'i kandırdı. İşte Havva'yı da bir şey kandırdı ve o yüzden insanoğlu günahkar doğuyor. Yani bir kadın yüzünden. Aslında bu günahın içerisinde elbette ki erkeğin de payı vardır ama bir teraziye koyuyorlar ikisini. Diyorlar ki kadının rolü daha yüksektir. Yani daha fazla bir rolü vardır bu günah girme işi içerisinde. Dolayısıyla kadın insanoğlunun günahkar doğmasının sebebidir. Neden? Kadın kandırılmaya müsaittir. Biraz fazla ikna olmaya müsaittir diye düşünüyorlar. Yani bunun duygusallığıyla bir ilgisi yok. Yani kadının duygusal olmasıyla bunun bir alakası yok. Bu tamamen kadının işte güzel sözlerle kandırılabilir, ikna edilebilir bir varlık olarak kabul edilmesi ve bu yüzden de kontrol altında tutulması gereken bir varlık olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden evet kadına karşı bir olumsuz bakış açısı vardır. Onu diyorlar işte kontrol altında tutmanız gerekir. Tabii burada çok ileri gidenler de var yani bazı yazarlar kadını işte haşereye benzeteni mi ararsınız, yılana benzeteni mi ararsınız yazılarında özellikle merkezi dönemde. Çok fazla benzetmeler var yani aklınıza hayalinize gelmeyecek benzetmeler var. Hatta 10. yüzyılda Odo diyor ki eğer erkekler bir kadının içini görebilseydi mideleri bulanırdı. Yani o derece böyle Önemli. uç örneklerimiz de var bu konuyla ilgili. Kadına karşı olumsuz bir bakış açısı var velhasıl. Kutsal metinler de aslında bunu biraz desteklemiş gibi. Şöyle tam anlamıyla evet yani kadına karşı bir olumsuzluk görmüyorsunuz. Yani hiçbir din sonuç itibariyle kadına karşı olumsuz, kötü davranın demez. Hristiyanlık da bunu demiyor. Ama şunu diyor, kadınların mesela diyor topluluk içinde konuşmasını yasaklıyorum. Erkeklerin olduğu ortamda işte konuşmasını yasaklıyorum ya da ayinlerde konuşmasını yasaklıyorum diyor mesela. Ya da işte kadınlara diyor ki kocalarınıza tabi olun. Çünkü erkek kadının başıdır. İşte nasıl işte kilisenin başı rahipse erkek de kadının başıdır.
diyor. İşte toplantılarda konuşmasın. Kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum diyor. Yani kutsal metinler, Hristiyan kutsal metinleri bunları söylüyor. Yani aslında din adamları, o dönemin din adamlarına baktığınızda kadınlar hakkında çok fazla bir şey bilmediklerini görüyorsunuz. Yani körü körüne şeyler bunlar, cümleler bunlar ve kadını böyle işte tuhaf bir varlık olarak görüyor, çelişkilerle dolu bir varlık olarak görüyor. Hatta anlatırken de vaazlarını mesela alıp okuyorsunuz. Kadınlarla ilgili vaazlarında erkekleri uyarıyor. Dikkatli olun diyor kadınlara karşı çünkü kadınlar tehlikelidir. Sizi kandırma potansiyelleri çok yüksektir. Dolayısıyla dikkatli olmanız gerekir kadınlara karşı diyor. Bir de diyor yani kadın kolay kandırılabilir bir varlık olduğu için onu başkaları da kandırabilir. Dolayısıyla etrafınızdaki yani yakınızdaki işte eşinize, kardeşinize, kızınıza sahip çıkın. Yani kontrol altında tutun. Onu kontrol altında tutun diyor aslında. Peki hocam, evlilik, evlenme, boşanma durumlarında kadının herhangi bir söz hakkı var mıydı? İşte kaç İşte yaşında evlenildi mesela, ya da nişanlılık, yüzük, gelinlik gibi ritüeller nasıldı Orta Çağ'da? kadınların evlilik yaşı Orta Çağ Avrupa'sında düşük. Yani bugünün çocuk gelin diyoruz ya biz bizim coğrafyamızda. Orta Çağ Avrupa'sında 12 yaşında nişan ve genellikle 15 yaşında evlilik gerçekleşiyor. Yani bunun çok şey örnekleri de var. Hani uç örnekleri atıyorum 6 yaşında nişanlanma, evlenme. Ama bunlar daha çok üst sınıflarda olan şeylerdir. Zengin, böyle kraliyete mensup çocuklarda olur, kız çocuklarında. Ama bunu şey gibi düşünmeyelim. Bu küçük yaştaki çocuklar karşı tarafa gittikleri zaman adeta oranın bir kızı gibi eğitiliyorlar. Evin kızı gibi. Yani ona öyle bakılıyor. Ve onlar ergenlik yaşına gelene kadar, işte bu 12-15 yaşlarına gelene kadar orada kalıyorlar. Ve ondan sonra bir evlilik gerçekleşiyor. Yani her ne kadar küçük yaşta olsa da bu. Çünkü kadını bu dönemde, hani o bizim şeyimizde de vardır, kültürümüzde, geçmiş tarihimizde de vardır. Kadınlar evlilik de bir araç olarak kullanılır. Bir ittifak aracı olarak kullanılır. İşte ne bileyim beylikler. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Birazcık hani bilgilerimden esinlenerek siz tabii, pek tabii ki daha iyi yorumlayacaksınızdır. Biraz da Estağfurullah. bunun sebeplerinden birisi de eski çağ insanların da yani tarihi geriye yüzyıllarca geriye götürmeye şey yaptılar. İnsan ömrünün, ya mesela paleolitik çağda insan ömrünün ortalama 20 yaş olduğu işte araştırmalarda ortaya konulmuş. İşte bu ilk çağlarda belki 30 yaşına çıkmıştır. Ama benim bildiğim kadarıyla orta çağın sonuna kadar, hatta yakın çağın ortalarına kadar insan ömrünün ortalama uzunluğu 30-35 arasında bir rakama denk geliyor. Ve böyle bir işte kısa bir ömür süreci içerisinde evliliklerinde bu şekilde yaşın geriye doğru götürülmüş olması bir ölçüde anlaşılabilir gibi geliyor bana. Ama tabii ki yani ergenlik çağına ulaşmamış insanların evlendirilmiş olması birazcık daha farklı sebeplerden ötürü olacaktır illa ki. İşte dediğiniz gibi kraliyet, ailelerin birleşmesi, miras falan filan. Ama bu yüzyıllar geriye gittikçe insan ömrüyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum sizce? Mantıklı söylediğiniz şöyle mantıklı. Orta Çağ Avrupa'sında da ortalama insan ömrü 35'tir. Yani yok mudur 60 yaşına kadar yaşayan? Elbette ki vardır. Ama ortalama baktığınız zaman 35 görünür. Hatta Karolenciler'de yapılan araştırmalarda kadınların ortalama ömrü 36 bulunmuş. Yaşı 36 bulunmuş yani ortalama yaşam süresi 36 yaş ve bu bugüne baktığımız zaman çok düşük bir yaş elbette ki. Yani bizim çoktan ölmüş olmamız gerekiyordu. Dolayısıyla hani bizim zamanımızla onların zamanını karşılaştıramazsınız. Yani bize ilk öğretilen şeylerden biri hep söylerim derslerimde de olayı o günün şartları içerisinde değerlendirmeniz gerekir. Dolayısıyla başka şekilde yaparsanız yanlış yapmış olursunuz. O yüzden söylediğiniz mantıklı olabilir. Ama yine de şunu biliyoruz biz mesela Roma'da da aynı durum söz konusudur ve mesela Roma'da çocuklar kız çocukları hani bu yaş daha bir oyun yaşıdır ya yani oyun oynar daha bu yaşta çocuklar ve oyuncaklarını evin sunağına bırakır bir gün önce düğünden bir gün önce ve ertesi gün evlenir. Yani hani bu yaş yine de erken bir yaş bence. Her ne kadar 35 olsa da hani Çocuk, çocuktur sonuçta. evet sonuç itibariyle çocuk.
Ya şeyleri böyle itiraz etme durumları şöyle var. Eğer evlendiği günün hemen o gününde yani o geceyi geçirmeden eğer itiraz ediyorsa gidiyorsa işte beni zorla evlendirdiler mesela diyorsa eğer tamam o zaman bir araştırma yapılıyor ve zorla bir evlilik varsa bunun feshedilmesi durumu söz konusu. Ama eğer o geceyi geçirmişse o zaman yargıçlar diyor ki niye bekledin? Niye o anda gelmedin? Ve sen eğer o geceyi orada geçirdiysen sen bu evliliği kabul ettin demektir. Düğün gecesini işte damadın yanında geçirdi. Sen bunu kabul ettin demektir. Dolayısıyla itiraz talebini reddediyorlar. Kabul etmiyorlar böyle bir durumda. Ama bu daha çok yani boşanma olayı daha çok alt sınıfta vardır. Hani tam tersini beklersiniz normalde. Üst sınıflarda genelde böyle bir şey yoktu. Çünkü üst sınıflarda kadınlar genellikle dediğiniz gibi az önce bir ittifak, bir anlaşma işte ya da bir miras intikal durumuyla alakalı olarak evlendirildikleri için onlarda böyle boşanma gibi falan bir durum yok ama onlar biraz daha rahat yaşıyorlar. Sadece öyle bir farklılıkları var. Nişan var, evet. Yani bugünkü gibi aslında. Yani isteme nişan ve nikah ya bugünkü sistem. O dönemde de öyle aslında. İsteme yapılıyor, sonra bir nişan yapılıyor ve ondan sonra da düğün yapılıyor. Ve erkek tarafı işte bir nasıl diyelim bir karşı tarafa bir teminat veriyor ve böylece işte evliliği ben bu kızla kesin evleneceğim garantisi vermiş oluyor karşı tarafa. Şimdi bunu sorarken de birazcık şey yok, biraz espri mi dersiniz, ne dersiniz? Yani böyle bohça mohça veya da şey var mı? Çeyiz olayları da var mı Olmaz, olur onlarda da? mu? Tabii ki çeyiz olayları var. Tabii ki var. Ama bugünkü gibi düşünmeyelim çeyizi. Şimdi bugün çeyiz deyince aklımıza farklı şeyler geliyor. Ama o dönemde kızlara verilen çeyiz genellikle toprak olabilir. İşte ne bileyim ev olabilir zenginler için söylüyorum. Yani öyle işte tabak, çanak, kaşıktı falan filan genel. Toplamak Evet, yok öyle bohça olayı yok ama çeyiz olayı var. Yani çeyiz kesinlikle var. Hatta yüzük mü var Orta mı? Çağ ortasında efendim? Yüzük var mı? Var, var. Olmaz olur mu? Yüzük de var. Yüzük hatta şöyle erken dönemlerde yüzüğü sadece kız takıyor. Kadın tarafı takıyor. Ama daha geç döneme geçtiğimizde biz erkeklerin de yüzük taktığını görüyoruz. Yani bugünkü o çift taraflı yüzük takma olayı daha Orta Çağ'ın sonlarında başlayan bir şey. Ve evlilik yüzüğü takılırken de erkek işte önce kadının baş parmağına takıyor yüzüğü. Sonra işte işaret parmağına, sonra orta parmağına ve sonra yüzük parmağına getiriyor. Bu yüzük takma olayı çok eskidir. Roma'da da vardır yüzük takma. Ve Evet. Romalılar bu yüzük parmağından kalbe giden bir damar olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla hani belki daha da eski yani ben bilmiyorum ama belki Senin daha eskiye bile bilmiyorum. gidebilir yani Şimdi. Yunan'a falan belki daha eskiye bile gidiyor olabilir. O yüzden vardır. Orta Çağ Avrupa'sında da yüzük olayı vardır. Hatta bu yüzük takılırken de işte çeşitli cümleler kurulur. Yani tabii ki zamana ve mekana göre cümle değişebilir ama hani şunu söylüyor. Baba, oğul ve kutsal ruh adına işte bu yüzükle seninle evlendim gibi bu anlama gelen bir şeyler söylüyor. Gelinlik dediniz. Gelinlik bugünkü manada bir gelinlik Orta Çağ Avrupa'sında yok. Yani öyle işte beyazlar giyme falan gibi bir durum söz konusu değil. Ama aslında Roma'da vardır. Yani Roma'da yeni bir kıyafet giyme durumu vardır ama Orta Çağ Avrupa'sında yok. Ama şu var, en güzel kıyafetlerini giyiyorlar. Yani en temiz, en güzel kıyafet. Zaten hani sıradan insanların kaç çeşit kıyafet olacak ki? Yok yani en fazla iki ya da üç çeşit kıyafeti var. Dolayısıyla en temizlerini giyiyor. Şey var mı? Hani düğün töreni, eğlence, hani bugünkü olduğu gibi bir ritüel gibi efendim kendi halk oyunlarını oynarlar mıydı düğünlerinde mesela? Var tabii. Tabii ki düğün de yapıyorlar. Kilisede bir nikah yapılıyor. Genelde yapılan şey bu. Kilisede bir nikah. Hatta evlilik sözleşmesi bile var. Yani bu dönemde bizim gördüğümüz evlilik sözleşmesi Orta Çağ Avrupa'sında da var. Tabii ki mahiyeti farklı. Ama düğün de yapılıyor. Şenlikler de düzenleniyor. Bu tamamen zenginliğe bağlı bir şey. Ne kadar zengin oldu. İşte ziyafetler veriliyor. Hani o 3 gün 3 gece düğün yapıldığı da olabiliyor. Ziyafetler verildiği de Evet. olabiliyor. Yani bu değişiyor zamana göre. Evet hocam. Peki şöyle diyelim, biraz daha hızlı gitmek ihtiyacı olabilir. Kadın anatomisiyle ilgili bakış nasıldı? Bununla ilgili ne biliniyordu? Yani bir kadının işte fiziksel yapısı ya da erkek için aynı şey geçerliydi. Yani bir cinsiyet konusunda bir farkındalık veya da bir olumsuz bir durum var mıydı bu konuda? Şöyle, şimdi Hristiyanlık
13. yüzyıla kadar kadavra incelemesine izin vermiyor. Dolayısıyla anatomi hakkında bir şey bilmiyorlar. Yani tahmin ediyorlar. Bir de şu var, kadın anatomisi daha bilinmez bir durumda çünkü şimdi doktorların çoğu erkek. Ve erkek doktorun eğer kadının ölümcül bir durumu yoksa kadın hastaya dokunması yasak. Peki nasıl muayene ediyor diyeceksiniz. Ebeler vasıtasıyla muayene ediyor. Yani işte şurasına elle şu var mı, burasına elle bu var mı gibi onun vasıtasıyla muayene ediyor erkek doktor. O yüzden de kadın anatomisi çok bilinmezdir Orta Çağ Avrupa'sında. Yazılanları görseniz çok böyle şaşırırsınız. Mesela o dönem metinlerinde der ki kadının rahmi vücut içerisinde başıboş dolaşır. Başıboş dolaşır. Aynen öyle. Başıboş dolaşır der ve bazen işte kalbe baskı yapar, işte ne bileyim bazen başka organlara baskı yapar ve işte o organla mesela kalbe baskı yaptığında kadında histeri oluşabilir. Hani kadınların biraz daha ağlamaya yatkın olduğunu varsayın. İşte ne bileyim daha çabuk yorulabilir. Olabildiğini. İşte bundan dolayı bu rahmin başıboş dolaşmasından ve organlara baskı yapmasından dolayı kadınların çeşitli duygu durum bozukluklar aslında genel ismiyle böyle söyleyebiliriz. Yaşadıkları söylenir ya da beyne baskı yapabilir diyor mesela. Ama diyor rahim yerine oturduğu zaman kadındaki o şeyler diner. Hiç Sakinleşir. İşte olmazsa kadınlığa bağlanıyor bu yani. Kadının evet. rahminden dolayı bir kadın hasta ise kadın olduğu için hastadır. Yani gerçek bir hastalık da değildir belki de. Gerçek bir hastalık, yani kadının yalan söyleme potansiyeli olduğuna inanılıyor, bu kesin. Yani erkeği kandırma potansiyeli olduğuna inanılıyor. Ama gerçekten hasta olduğu konusunda şimdi bilmedikleri için, yani o vücuttaki işte o ne bileyim değişiklikleri bilmedikleri için çünkü inceleyemiyorlar. Yani vücudu inceleyemedikleri için bilmiyorlar. O yüzden de böyle yani akla hayale sığmayacak şeyler de söylemişler dönem yazarları baktığınızda. Evet. Hatta kadın anatomisini açıklamak için bazen hayvanlardan bile yararlanmışlar. Mesela domuzların üreme anatomisini incelemişler. Demişler ki kadınların üreme anatomisiyle domuzlarınki aynıdır. Yani değişik değişik Wow. şeyler söylenmiş o. Hatta kadınların bir erkek olmadan çocuk doğurabileceğine bile inananlar varmış o dönemde. Yani o kadar bilinmez düşünün. Yani bu Hazreti İsa ile ilgilisi olabilir mi bu düşüncenin? Hayır. Bunun tamamen kadının şeyiyle alakası var. Yani kadına bakış açısıyla alakası var. Anladım. Daha çok O sosyal. evet. Yani Meryem'i onunla kıyaslayamazsınız. Meryem çok kutsaldır Orta Çağ Avrupa'sında. Hazreti Meryem ve onu kadınlardan ayrı tutarlar. Yani o başka bir yerdedir. O tüm kadınlardan farklıdır. Olmayan tek kadındır. Evet, kirli olmayan tek kadındır, doğru. O bu bakış açısının içerisine dahil değildir. Anladım. Anladım hocam. Peki hocam, bu kadınların şeyleriyle ilgili işte doğumdur, doğusalıktır. Ha, ondan önce şunu sorayım hocam. Ondan sonra da bu kadınların doğum süreçleriyle ilgili doğusalık ve işte doğumu nasıl gerçekleştirdikleriyle ilgili açıklamalar yaparsınız da. Şeyi merak ettim biraz önce söylerken siz. Şifacılık ve doktorluk, hekimlik birbirinden ayrı mı Aynen. değerlendiriliyor? Ayrı tabii. Ayrı. Şifacılığın daha çok kadınlara yüklenen bir misyon olduğu doğru mu peki? Doğru. O zaman burada şifacılık kadınlara daha çok yüklenen bir misyon ve şifacılar kadın olur, doktorlar da erkekler de doktor olur gibi Şöyle, biliyorum. şimdi şifacı dediğiniz sizin bitkilerle sağ altım yapan insanlar. Ve ezelinden beri kadının görevlerinden bir tanesi çocuklarını iyileştirmektir. Bugün de hala öyledir. Anneler işte tavuk suyu çorba yapar, bilmem ne yapar, bir karışım yapar falan hani çocuğunu iyileştirmek ister. O dönemde de bu geçerliydi. Anneler çocuklarını iyileştirmek istiyorlardı ya da etrafındaki hastaları iyileştirmek istiyorlardı. Hatta bizim kültürümüzde koca karı ilaçları diye bir şey vardır. Yani bize de yabancı bir şey değil bu aslında. Kadınlar dolayısıyla bitkilerle sağaltım yapmaya çok müsaittir ve yatkındır. Bu ezelinden beri böyledir. Evet. Dolayısıyla bitkilerle bir şeyler yapma olayı, ilaç yapma olayı ya da şifacılık olayı diyelim kadınların üzerine kalmış bir şeydir. Yani mutlaka bunu yapan erkeklerde vardır, yok diyemeyiz ama genel olarak kadınların yaptığı bir şeydir. Ha, erkeklerin doktorluk olayına gelirsek, doktorlar, Orta Çağ Avrupa'sında doktorlar manastır keşişleridir.
Yani orta çağ tıbbı eşittir manastır tıbbıdır. Ne zaman? Üniversiteler kurulana kadar. Yani işte 12. yüzyıldan sonra ancak meslekten eğitimli doktorlar, hani tıp mezunu diyebileceğimiz doktorlar ancak vardır. Onun haricinde önceki mesela berberler de doktorluk yapar, işte ne bileyim diş hekimliği yapar, bugünkü manada söylüyorum. Yani keşişler de doktorluk yapar. Kadınlar arasındaki bu şifacılar da insanlar bugün de gitmiyor mu? Doktor yerine şifacılara gidenler bugün de var. O dönemde de vardı. Yani şifacılara gidip onlardan şifa bekleyenler o dönemde vardı. Yani dolayısıyla hani doktorlar erkektir şeyler, şifacılar kadındır gibi bir ayrım çok doğru değil. Yani çoğunluğu böyle olabilir ama tam olarak böyle değil. Kadın doktorlar da az olsa vardır. Yani az da olsa kadın doktorlarla da karşılaşabiliriz bu dönemde. Geç dönemde ama. Şimdi buradan aslında şöyle bir zihnimde şöyle bir yol açıldı. Hani Orta Çağ Avrupa'sında, Avrupa tarihinde bu tür büyücü diyebileceğimiz cadılık mesleğiyle, yani cadılık yapan insanların daha çok bayanlar olduğunu, kadınlar olduğu şey yapılır. Ve burada şifacılıktan büyücülüğe açılan bir kapı gibi sanki. Oradan da belki cadılığa kadar varan bir süreç. Kadınlar şifacı olduğu için, çoğunluk için aynı zamanda büyücü oluyorlar. Hatta ve hatta kadınlar bu yüzden cadı olabiliyorlar ya da cadı diye yaftalanabiliyorlar gibi bir yorum yapabilir miyiz? Ya şöyle cadılık olayı bir kere Orta Çağ Avrupa'sına özgü bir şey değil. Yani onu burada baştan söylemek lazım. Cadılık olayı daha çok Yeni Çağ'da aktif olarak var olan bir şey ve hatta çok da eskidir. Yani Orta Çağ'da ortaya çıkmış bir şey de değildir. Çok eskidir ve kadınlar dediğiniz gibi bu bitkilerle şifa dağıttıkları için, yani daha doğrusu şifa dağıttıklarını iddia ettikleri için, sağaltım faaliyetlerinde bulundukları için ve cadıların da suçlanma gerekçelerinden bir tanesi bitkilerle işte iksirler yapmak olduğu için ve kadının da bu dönemde olumsuz, yani kadına karşı da bir olumsuz bakış açısı olduğu için insanları kandırarak bir şeyler yapabileceğine inanıldığı için kadınla cadı olayı özdeşleştirilmiştir. Yani aslında kadın sadece kadınlar değil de çocuk cadılar da vardır, erkek cadılar da vardır baktığınızda. Ama çoğunluğu kadınlardır, yani kadın cadılardır, doğru. Hatta daha çok yaşlı kadınlardır. Şöyle diyebilir miyiz? Yani cadılar büyücüdür ama kötü büyücüdür. Hani büyücünün kötüsü iyisi gibi bir ayrım var mıydı ya da cadıya kötü gözle mi bakılırdı? Cadının iyi bir tarafı yok muydu ya da ilk çıktığı zamanlarda böyle bir bilmiyorum şimdi kafam karıştı. Ya şöyle cadı dediğiniz şey iyi şeyler yapmaz. Yani kelime anlamıyla bile zaten bugün de cadı dediğiniz zaman kötü bir şeyler yapan insan için söylersiniz bunu. O dönemde de öyleydi. Cadı dediklerimiz, cadı aslında kelime anlamı olarak akıllı kadın demektir. Kelime anlamına baktığınızda ama yani Türkçesi değil, köken bilgisi, etimolojik olarak diyorum. Ama bu işte aklını kullanarak, bitkileri kullanarak işte bu tip şeyler yapabilen, hatta uzaktaki insanlara bile büyü yapabilen varlıklar olarak görülüyor cadılar. Ve her ne kadar sizin söylediğiniz gibi de olsa da, yani iyi şeyler yapan yok mu? Yani cadı olup da iyi büyü yapmak diye bir şey olmaz. Cadı dediğiniz şey kötü şeyler yapar. Kötü büyüler yapar. Ama eğer siz iki insanı birleştirmek için ya da ne bileyim aralarındaki küskünlüğü gidermek için falan filan da bunu yapıyorsunuz, yine müdahale etmiş oluyorsunuz. Yani Evet. olayların açısından yine müdahale etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla yine doğru bir şey yapmamış oluyorsunuz. Şimdi biraz sohbete döndü olay. Biraz önce siz cadı kelimesini etimolojisini verdiniz. Neydi hocam etimolojiye Akıllı kadın. göre? Akıllı kadın Akıllı kadın. demektir. Çok ilginç bir bilgi vereyim ben de size. Ben edebiyat okudum ve edebiyat okurken okul sıralarında bizim hocalarımız bize bir şey öğretmişti. Bir kelimenin etimolojisi. Tilbe kelimesi. Hani yıldız tilbe var ya. Tilbe kelimesinin etimolojisi bugün deliye karşılık geliyor. Yani tilbe zamanlıkla deliye dönüşmüş günümüz Türkçesinde. Ve eski Türkçedeki tilbenin tam karşılığı, etimolojik karşılığı akıllı demek. Hani akıllı kadın, erkek insan değil. Akıllı demek.
Akıllı kelimesi tilbe olarak bugüne geldiğinde deliye dönüşmüş ve deli olumsuz bir mana olarak anlam kazanmış. Anlam tersleşmesi yaşamış. Cadıda da böyle bir şey olduğunu şimdi sizden öğrenince şaşırdım tabii. Hani dilcilik açısından bakaraktan böyle bir yorum yaptım. Evet hocam, dullara gelelim. Dulların durumu neydi? Onların bir hakkı, hukuku var mıydı? Neler söyleriz? Dullar Orta Çağ Avrupa'sında potansiyel tehlike olarak görülür. Şimdi kadınlara bakış açısından sonra evlenip de bir şekilde yalnız kalmış kadınlara olan bakış açısı ciddi sıkıntılı bu dönemde. Kesinlikle kesinlikle bir otoritenin yönetimi altında olması gerektiğine inanılıyor dulların. Çünkü diyorlar bu bir kere evlendi ve bir kere o hayatı tattı. Bundan sonra işte kocası da yok. Dolayısıyla bundan sonra serbest ve onun ne yapacağını kestiremezsiniz. Kocalarınız için de potansiyel tehlikedir. İşte her istediğini de yapabilir. Dolayısıyla onların kontrol altında tutulması gerekir. Eğer ailede erkekler varsa işte kardeştir, babadır, ne bileyim bazen belki işte kayınçosu bile olabilir. Onların kontrol altında olması gerekir. Değilse İşte feodal sistemin geçerli olduğu bir dönem ve yerden bahsediyorsak, feodal lordun hakimiyeti altında olması gerekir ve özellikle de şunu söylüyor, hatta şeyde de kutsal metinlerinde de geçer Hristiyanların, kocası ölen dul kadın diyor tekrar istediği kişiyle evlenebilir. Ki evlensin, yani başında birisi olsun. Aslında çok bize de yabancı değil bu düşüncede. Mutlaka başında birisi olsun diyor. Şeyler bunu daha çok lordlar bunu daha çok toprakta çalışacak elemana ihtiyaç duydukları için söylerler. Çünkü kadının çalışmasıyla takdir edersiniz ki erkeğin çalışması bir olamaz. O Evet. yüzden hani bir erkek olsun mutlaka onun kendi işi görülsün, hem kadın kontrol altında tutulsun, hem de işi görülsün diye bakar olaya lordlar. Ama onun dışında evlenmesi istenir. Hatta erken dönemde özellikle Franklarda biz dul kadınlarla evlenmek isteyen adamların bekar bir kadınla evlenmekten daha fazla para ödediğini görüyoruz. Bazen yapıyorum bu tip paylaşımlar Twitter'da, tweetler atıyorum. 3 katı neredeyse 3 katı kadar fazla para ödüyor dul bir kadınla evlenmek isteyen adam. Kime ödüyor? İşte dul kadının akrabalarına, erkek akrabalarına ödüyor bunu. Ya da erkek akrabası yoksa kraliyet hazinesine ödüyor bunu. Hazineye ödüyor, merkezi hazineye. Yani dul kadınla evlenmek, hatta bu evlilik niyetini toplanan bir kurula bunu açıklaması gerekiyor. Niye evlenmek istediğini. Yani niyetinin dürüst olduğunu, kadını gerçekten eş olarak almak istediğini, bunu anlatması gerek kurula. Parasını da Niye ödemesi böyle gerek. ki? Yani dul kadın tercih edilmesinin özel bir sebebi nedir ki? Hayır, özel bir sebebi yok. Yani sevmiştir, evlenmek ister. Yani Ha, özel bir sebebi tamam. olduğu için söylemiyorum. Ama normal bir bekar kadınla evlenmek için, yani hiç evlenmemiş bir kadınla evlenmek için verilen hani parayla, başlık parası gibi düşünebilirsiniz bunu. Onunla dul kadınla evlenmek için verilen para aynı değil. Daha fazla, neredeyse 3 katı kadar fazla para ödüyorlar. Evet. Ödemeden evlenmişse 21 katı kadar fazla ceza ödüyor bu sefer adam. Ödememişse onu bu sefer 21 katıyla cezalandırılıyor falan. Yani kontrol altında tutulması gereken tecrübesinden dolayı tehlikeli varlık olarak görüldüğü için dul kadınların şeyi biraz daha sıkıntılıdır. Evet. Orta Çağ Avrupa'sında. Yaşamı zor. Evet, biraz daha zordu. Yani normal kadınlara göre biraz daha zordur. Anladım. Esat diye bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş hocam. Kadınların orta çağda gün tarzı böyle kendi aralarında toplandıkları etkinlikler falan var mıydı diye sormuş. Yani tabii sormuş Esat. Oh. Yapabileceğim bir şey yok. Ay, ne Yani güzel bir soru. kabul günü falan var mıydı onların hocam? Kadınlar kendi aralarında dedikoduları falan paylaşacakları özel bir toplantı falan şeyleri var mıydı kültürlerinde? Yani muhakkak ki bir araya gelip de konuşuyorlardır. Ama bu konu özellikle sıradan kadınlar için söylüyorum. Yani sıradan kadınların hayatı kaynaklara yansıyan bir hayat değil. Yani biz onlarla ilgili bilgilerimizi sıradan halkla, sadece kadınlarla ilgili değil, sıradan halkla ilgili bilgilerimizi biz cımbızla metinlerin içerisinden çekeriz.
Daha çok yazılan, bu döneme ait yazılan metinler hep üst sınıf için yazılmıştır ve üst sınıfın kadınları için ancak bilgi bulabilirsiniz bu konuyla ilgili. Ama onların da böyle kenara çekilip de özellikle böyle bir şey yaptıklarına dair bir şey ben okumadım en azından. Bu Ama balo şunu değil mi hocam? Yani şey, kadınlar özel değil de bu balo evet. kültürü, zengin asillerin toplandığı balo kültürleri vardı. Ya balo kültürü başka bir şey ama soru şunu söylüyor. Yani kadınlar kendi aralarında toplanıp böyle gün tarzında hani böyle dedikodu yapabilecekleri, yiyip içecekleri bir şeyler yapıyorlar mıydı diye ben öyle anladım soruyu. Yani Evet. onu soruyor. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım ama muhakkak ki kadınlar da bir araya geliyorlardı. Muhakkak ki kendi aralarında konuşuyorlardı, kocalarını çekiştiriyorlardı. Yani bunun için bir şey okumaya gerek yok. Kesin yapılmıştır. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Peki hocam, dini hayatı seçen kadınların hayatı nasıldı? Yani manastırlarda kadınlar ne yaparlardı? Şimdi bir kere zaten sıradan kadınlar çok fazla manastıra gitmiyorlar. Yani genellikle manastıra gidenler de erkeklerde de böyledir. Zengin ailelerin çocukları gider manastıra. Özellikle erkekler söz konusu olduğunda miras en büyük oğla kaldığı için Orta Çağ Avrupa'sında diğer erkekler gider, dini hayatı seçerler. Daha çok böyle zaten psikopos olanların da mesela onlar olduğunu görürsünüz. İyi yerlere gelenlerin. Şimdi kadınların durumunda da aileler çocuklarının evet evlenmesini ister ama bazı aileler de evlenmek yerine manastıra girmelerini, dini bir hayatı seçmelerini de ister. Çünkü dönem yazarları kadının evlenmesindense dini hayatı seçmesini önerir. Yani daha iyi olduğunu söyler. Yani şöyle söylüyor hatta diyor ki eğer dini hayatı seçerse hak ettiğinin 100 katını alacak kadın. Öbür dünyada. Hak ettiğinin 100 katını alacak. Dolayısıyla dini hayatı seçmelerini ister dönem yazarları. Biz daha çok aslında şey de görüyoruz yani bu zengin kızlardan ziyade yani evlenmemiş bekar kızların katılmasından ziyade dulların katıldığını da görüyoruz mesela. Dullar da Belki de katılıyor biliyorsunuz. şeyden hocam, yani açıkta kalmamak için böyle bir mecburiyetten dolayı da olabilir mi? Bu tabii bir nevi güvenlik de sağlıyor. Elbette ki bir güvenlik de sağlıyor orada olmanız. Size kalan mirası manastıra bağışlıyorsunuz. Öyle sıradan giremezsiniz zaten. Ailenizde yüklü bir bağış yapmak zorunda mı? Tabii ki manastıra girerken yüklü bir bağış yapmak zorunda aileniz. Öyle her sıradan geleni manastıra almazlar. Zenginlerin kızları ya da zengin insanlar manastırda olurlar genellikle bu dönemde. Çünkü o yaptıkları bağışla o manastır geçinecek hem de oradaki ihtiyaçları, giderleri karşılanacak bu insanların. Öyle sıradan giremezsiniz buraya. Yaşlı kadınların girdiğini de görüyoruz. Özellikle hayatının son dönemlerini burada geçirmek isteyenlerin, zengin kadınların girdiğini görüyoruz. Çok yani böyle çok sıradan, çok fakirleri kabul eden manastırlar belki çok da azdır yani bu dönemde. Hep zenginler giderler manastırlara. Erkekler için de geçerli bu söylediğim. Tekrar ediyorum. Sadece kadınlar için değil. Burada işte dikkat etmeniz gereken önemli şeyler var. İşte İffetinize dikkat edeceksiniz. Sadık olacaksınız ve yoksulluğu benimsemiş olacaksınız. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız. Yani manastıra girerken her şeyi bırakmış oluyorsunuz. Zaten size ait olan şeyleri manastıra bağışlıyorsunuz. Ve bırakıyorsunuz. Yani dünyevi işlerle ilgilenmiyorsunuz artık. Ne yapıyorsunuz? İşte orada bir manastırdaki bir kadına ne iş verilebilir? Ne bileyim yama işi verilebilir. El işi verilebilir. İşte yemek yapma verilir. Temizlik, manastırın günlük işlerini yaparlar onlar orada. Her türlü şey yapılabilir. Aklınıza gelebilecek bir manastırda yapılabilecek her şey. Bunun dışında tabii ki de günlük rutin dualarını ve ayinlerini yapıyorlar. Ama günah çıkarma olayını yapamaz kadınlar Orta Çağ Avrupa'sında. Yani baş rahibe de olsa, manastırın baş rahibesi de olsa günah çıkarmayı yapamaz. Bu dönemde kadınların günah çıkarması için de bir rahibe ihtiyaçları vardır. Erkek işte rahipler düzenli aralıklarla manastırları ziyaret ederler ve kadınların rahibelerini de günahlarını onlar çıkartırlar. Rahibe seçilmek için işte dedim 40 yaşında olmuş olması gerekir bir kadının baş rahibe olabilmesi için. Vaaz verme olayı vardır. Sadece kız çocuklarına ders verebilirler mesela rahibeler. Erkek çocuklarına ders veremezler. Bu tip şeyleri var yani ayrımları var.
Kilisenin çanlarını çalabilirler, ne bileyim mumlarını dikebilirler. Yani oradaki normal rutin işler neyse, bir manastırda yapılması gereken rutin işler neyse, manastırda onları yapıyorlar kadınlar. Bu tercih edilen bir Anladım. şeydir ama, yani istenen bir şeydir. Öyle Tabii. anladım hocam. Peki meslekle ilgili meslek sahibi olan kadınlar ne işler yapıyordu? Erkeklere has işlerde kadınlar da çalışıyor muydu? Yani bu iş bölüşümünde kadınlara ne gibi roller veriliyor? Kadınları pek çok iş kolunda görebilirdiniz bu dönemde. Yani ticaret yapan kadınlar vardır mesela. Tüccar kadınlar vardır. Hatta uzak bölgelerle ticaret yapan kadınlar bile vardır bu dönemde. Daha çok kadınları tezgahların başında satış yaparken görürsünüz. İşte ailenin diyelim ki tarlada yetişen bir ürününün pazarda satılması sırasında tezgahların başında görebilirsiniz. Bugünkü köylü teyzeler gibi. Onlar da ürünlerini satıyorlardı o dönemde. Yine tabii bu ticaret yapan kadınlar var dedim ama ticaret yapan kadınlar genellikle çok uzaklara gitmez. Çünkü kadının bir en önemli görevlerinden bir tanesi de aileyi geçindirmek olduğu için. İşte evde yemek yapacak, temizliğini yapacak, çocuklarına göz kulak olacak falan. Dolayısıyla evden çok uzaklara gidemezlerdi. O yüzden evin etrafında ticaret yaptıklarını görüyoruz. Eğer ticaret yapacaklarsa bunu görebiliriz. Onun dışında geç dönemde öğretmenlik yapan kadınlar görüyoruz. Bu kadınların önemli bir kısmının kocaları da öğretmen. Ve burada öğretmenlik yapıyorlardı. Hatta bazı yerlerde karı koca öğretmense eğer onlara okul açma izni bile veriyordu yerel yönetimler. Kendi okullarını açma izni bile verebiliyorlardı. Onun dışında ebelik yaptıklarını biliyoruz. Önemli bir kısmının ebelik yaptığını biliyoruz. Yani ebeler sadece doğum işiyle ilgilenmiyorlar. Kadınların her türlü sağlık faaliyetiyle ilgileniyorlar. Bir de yönetimler ebelerden mesela ebeleri şey olarak da kullanmışlar. Hani böyle muhbir demek istemiyorum ama hani kadın doğum yapacak diyelim ki ebe çağrılıyor işte. Kadının çocuğu gayrimeşru mu değil mi? Onu tespit etmek için de mesela ebelerden bilgi isteniyormuş. Yani babası var mıydı? İşte yoksa bize bildir. Gayrimeşru bir çocuksa bu. Bize bildir diye, evet, ebeleri bu şekilde de kullandıkları demeyeyim de yani bilgi alma vasıtası olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Az sayıda da olsa doktorluk yapan ve cerrahlık yapan kadınlar da vardır bu dönemde. Ama dediğim gibi çok azdır. Yani bunları genel bir şey olarak değerlendiremeyiz. Zanaatkarlık yapan çok fazla kadın var. İşte yün eğiren, tarayan, ne bileyim yağ yapan, balıkçılık yapan, bira yapan kadınlar çok. Özellikle bira yapımı mesela orta çağ basında kadınların işidir. Birayı mayalamak, satmak. Tabii kadınların işidir yani bira yapma olayı. Başka kıyafetlerin yıkanması, bugünkü gibi yıkanıp ütülenme durumu dışarıda yaptırılıyor. İşte o dönemde de yıkanmaya veriliyordu kıyafetler, yıkamaya veriliyordu. Onları yine kadınlar yaparlar. İşte nakışçılık yaparlar, fırıncılık yapan var, kuyumculuk yapanı görebilirsiniz bu dönemde. Ciltleme yapan kadınlar çoktur. Tabii genellikle ciltleme yapan kadınlar ya da hattat kadınlar görebilirsiniz. Bunlar daha çok baba mesleğini devam ettiren ya da koca mesleğini devam ettiren kadınlardır. Bir de farklılık olarak bu dönemde erkek işlerini yapan kadınlar da görüyoruz. Yani çok enteresan bir şekilde. Mesela inşaatlarda çalışan kadınlar. Yani kaynaklarda bununla ilgili bilgiler de var. Evet, çok enteresan bir şekilde. Yani böyle metal işleme alanında çalışan kadınlar, işte ne bileyim bıçakçılık yapanlar, tel ustalığı yapanlar, teneke yontmayla ilgilenen kadınlar. Yani erkek yapar bu işi dediğimiz işleri yapan kadınlar da var. Bunu da şuna çok güzel bağlıyorlar. Kendisi dokuma türü, kıyafetle ilgili işlerde özellikle kadına yükleniyor muydu peki? Evet, dokuma işi özellikle kadın işidir. Orta Çağ Avrupa'sında dokuma işini yapanlar kadınlardır. Hatta liderler diyorum ya, şarmana örnek verdim mesela. Ben özellikle şarman ve franklar çalıştığım için onu bildiğim için. Diyor ki bunları yapan kadınların yaşadıkları yerler güzel ısıtılsın, üşümesinler ve etrafları diyor çitle çevrilsin, güvende olsunlar. Ya özellikle kraliyete ait dokumaları mesela kadınlar yapar. Bunu özellikle kadınlardan isterler. Hatta feodal sistemde işte vasallar, senyörlerin
kıyafetlerinin kumaşlarını dokuyan kadınlardır. Kadınlar ve kızların görevleri, temel görevlerinden bir tanesi işte senyörlerin kumaşlarını dokumaktır. Kıyafetlerini dokumaktır. Dolayısıyla evet, dokumacılık, işte bu yünün yapılması, nasıl yapılıyorsa yün eğilmesi, işte taraması, işte kurutması falan filan, her şeyi kadından sorulan işlerdir. Evet. Erkek işlerinde de az da olsa çalışılıyor çünkü az para veriyor. Erkeğe göre daha az para veriyorlar onlara. Anladım. Peki hocam, annelik hakkında neler biliyoruz Orta Çağ Avrupası kadınlarında? Yani onlar nasıl annelerdi? Annelik onlar için zor muydu? Ya da anneler çocuklarına nasıl bakıyordu o çağda? Bunu yazmıştım değil mi? Ayrıntılı bir şekilde sizin sitenizde var Evet. annelik olayı. Orta Çağ Avrupası'nda anne Anlayabilecek olmak. miyim? Evet, bu konuyla ilgili bir yazınız hala duruyor. İsteyenler okuyabilir. Yazılanları tabii ben hatırlıyorum ama bugün dinleyicilerimize anlatalım bence. Tamam, ben kısaca özetleyeyim, o biraz uzunca bir yazıydı. Orta Çağ Avrupası'nda anne olmak istenen bir şeydi. Yani o zaman da kadınlar anne olmak istiyorlardı. Eğer dini hayatı seçmeyeceklerse. Dini hayatı seçtikleri zaman, çünkü anne olma ihtimallerini bir kenara atmış oluyorlar. Ama anne olmak istenen bir şeydi, çocuk istenen bir şeydi, değerli bir şeydi. Yani çocukları baş belası olarak kesinlikle görmüyorlardı. Bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Yani bunu böyle boş boş konuşmak olarak değerlendirmeyelim lütfen. Şuradan anlıyoruz. Şimdi Hac seyahatlerini hazırlamıştım iki ayrı yayın olarak ve orada hac mekanlarında hasta çocukları için dua etmeye gelen annelerin kayıtları var. Çok özür dilerim. Bugün çok fazla konuştum. Boğazım artık şey oldu. Onların kayıtları var mesela. İşte ne bileyim, engelli çocukları için dua etmeye gelenler. Çünkü engelli çocukların kullandığı şeyleri getirmişler. İşte bastonları, değnekleri getirip oraya bırakıyorlar hac mekanlarına. Dua ediyorlar iyileşmesi için çocuklarının. Ya da ne bileyim, çocuğu işte ateşe düştüğü için, çünkü dışarıda ateşler yanıyor, su ısıtmak için. Ateşe düştüğü için çocuğunu kurtarmak için oraya gitmiş ve o ateşin dumanından zehirlenerek ölmüş annelerin kayıtları var. Yani öyle basitti, ya da kuyunun kenarında çocuğunu kurtarmak için kuyuya düşüp ölmüş. Ne bileyim, nehre düşüp ölmüş. Annelerin kayıtları var. Ve hatta çocukları öldüğü zaman böyle feryat figan ağlayan anneler olduğunu görüyoruz biz kayıtlardan. Dolayısıyla yani çocukları çok önemsiyorlardı. Kesinlikle baş belası olarak falan görmüyorlardı. Bu olay anneleri, babalar da öyle. Yani bu sadece annelerden konuşuyoruz ama babalar için de geçerli bu söylediğim şey. Onlar da çocuklarına önem veriyorlar. Süt anne durumu var. Süt anne tutma durumu var. Özellikle zengin ailelerde çok varis istendiği için kadınlar sıklıkla doğum yapıyorlar. 18 ayda bir diyor kaynaklar. 18 ayda bir doğum yaparlardı. Ve şuna inanılıyor. Hamile kadın emziremez. Bugün öyle bir şey yok ama o dönemde buna inanılıyor. Çünkü diyor süt zehirlidir. Hamileyken gelen süt ve bebeği zehirler. Dolayısıyla süt anneye ihtiyaç vardır. Ve bu süt anneyi bulma görevi de babanın görevidir. Çocuğuna en uygun, en soylu diyelim, en iyi süt anneyi bulması gerekir. Bu dönemde çok da büyük bir zorluk çekmiyorlardı bu konuda. Çünkü çocuk ölüm oranları çok yüksek. Yani kadınlar doğum yapıp da çocuksuz kalabiliyorlar büyük oranda. Dolayısıyla süt anne bulunabiliyordu. Çok iyi para Evet. kazandıklarını görüyoruz süt annelerin. Ciddi iyi para kazanıyorlardı o dönemde. Başka ne söyleyebilirim? Yani annelik bugünküyle aslında aynı. Yani çocuk, temel şeyler bugün ne bekleniyorsa annelerden, o dönemde de aynı şeyler bekleniyordu. Temel Hocam olarak. bir bardak su almanızı rica edeyim. Sizi dinlendirmek istiyorum. Zaten ben sorularımı bitirdim ama aklıma irticalen gelen bir tek soru var. Onu da kısaca şey yapabilirsiniz sona giderken. Namus kavramını ben merak ettim hocam. Yani namus Orta Çağ'da da nasıl yorumlanıyordu? Namus kadından mı bekleniyordu namuslu olması? Veya da birazcık da etik ahlak konusu toplum içinde nasıl bir kültür vardı orada? Kesinlikle kadından bekleniyordu.
Yani namus olayı kesinlikle kadından bekleniyordu. Eğer kadın kocasını aldattığı sırada yakalanmışsa kadının kesinlikle ölümüne karar verilebiliyordu durumda. Kocası Yani bu konuda verebiliyor muydu peki? ne yapabiliyor muydu? Bu kararı kocası verebiliyor muydu? Kocası onu kurtarabiliyordu isterse. Ama öbür takdirde Evet. Ama ölüm kurtarmadığı cezası. takdirde evet. Hatta akrabalarının da kadını kurtarmak gibi bir seçeneği olabiliyordu. Ama bunun için bir şey lazım. Yani hani bu büyük bir suç olarak görülüyor ya. O yüzden hani akrabalarının da buna çok yanaşması ihtimali biraz düşük bir ihtimal. Büyük bir rezalet olarak kabul ediliyor bu. Ve namus kavramı erkekler için geçerli değil. Yani ne yazık ki. Gerçi Hristiyanlık şunu söyleyeyim yani din söylemiyor bunu. Yani Hristiyanlık tek eşliliği savunur bu dönemde. Yani din adamları tek eşliliği savunur. Ama bu dönemde yaşayan insanların özellikle üst sınıfın diyelim. Yani aslında şunu söylüyor bize kitaplar ve kaynaklar. Alt sınıflarda daha çok aşk evliliği yapılıyordu. İnsanlar birbirlerini severek evleniyorlardı. Evet. Ve evlenmek daha kolaydı. Daha iyi geçiniyorlardı. Ama üst sınıflara geçtiğimiz zaman biz daha fazla aldatılma olayı görüyoruz. Daha fazla bununla ilgili mahkeme kaydı görüyoruz. Çünkü üst sınıflardaki evlilikler aşk evliliği olmaktan ziyade anlaşma evlilikleri olduğu için, bir anlaşmanın tarafları olduğu için bu insanlar daha çok bu tip şeylerle karşılaşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hani namus kavramı erkek için geçerli bir şey değil. Mesela boşanma olayı için de geçerli bu. Yani boşanmada da mesela erkeğin kadından boşanmak için ciddi bir gerekçeye ihtiyacı yoktur. Yani çok işleri bir çirkinleşti demek bile bir boşanma sebebi olabiliyordu erkek için. Ne bileyim kadının çocuğun olmaması bir boşanma sebebi olabiliyordu. Ya da başka bir şey. Erkek için kolay boşanmak. Kilise her ne kadar bunu istemese de. Kadın erkeğin bir malı mıydı? Yani kadın işte erkek isterse erkek isterse karısına istediği şekilde muamele yapmak Hayır. özgür müydü? Yani onu köle olarak satabilir miydi peki? Hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Hayır. Yani o köle gibi değil. Hayır. Kadın erkeğe tabi, onun dediklerini yapacak. Ama erkeğin onu öldürmesi durup dururken işte ne bileyim başkasına satması, hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Kadın da bir varlık olarak kabul ediliyor. Her ne kadar kontrol altında tutulması gereken bir varlık olsa da bir varlık olarak kabul ediliyor. Ama o öyle yani istediği gibi satma işte ne bileyim dövme falan filan o tip bir özgürlüğü yok erkeğin. Kadın miras alamıyor diyelim ki. Kadın miras alamadığı için işte kadının babasından gelen mal varlığını diyelim ki kocası yönetiyor. Boşanana kadar. Evet. Yani o tip Anladım. kısıtlamaları var. İstediği gibi dışarı çıkıp gezememe durumu olabilir. Hani bu tip şeyler olabilir ama o sizin dediğiniz gibi bir şey yok. Anladım hocam. Şimdi ben sizin yazınızı açmaya çalışıyorum. Orta Çağ Avrupası hakkında Gerçekler adlı yazıyı açıyorum. Okuryazar kitaplar.com web dergimize gelerek takipçilerimiz hocamızın yazısını okuyabilir, hocamızın diğer yazılarını da okuyabilirler. Ve bugün hocamızın yani girişini yaptığımız kaynak Ortaçağ Avrupa Tarihi. Hocamızın editörlüğünü yapmış olduğu bir eser. Özlem hocam bana 4 tane kitap gönderdi. Ve ben bir kısmını okudum. Bu kitabı şey gibi görüyorum ben. Hani takıldıkça bir konu hakkında, Avrupa hakkında bir şey merak ettiğim zaman hemen burayı aç ve oradan o bölümü öğren. Kesitler vermiş. Böyle rengarenk, şöyle göstereyim. Gerçekten herhalde bunu ders kitabı olarak Evet, hazırladınız hocam. o bir ders kitabı, evet. Ama çok eğlenceli bir ders kitabı. Görselleri var, haritaları var. Ben çok seviyorum. Yani bir tarih okurken harita olmadan ben tatmin olmuyorum. Çünkü o fotoğrafın gözümün önünde canlanması için. Ama siz daha fazlasını yapmışsınız. Her başlık için özel şeyler açmışsınız. Özel yazılar koymuşsunuz ve birbirine çok katılmamış. Yahudiler mesela, Yahudiler bölümünü burada açıp okuyorsunuz.
İşte yüksek orta çağda İspanya 1000-1300 arasında neler olduğunu buradan şey yapıyor biliyorsunuz. Her makaleyi sanırım burada sizin öğrencileriniz ve sizin kendi Hayır, yazılarınız. öğrencilerim değil. O ay 11 ayrı üniversiteden bu dersi veren öğretim üyeleri tarafından hazırlandı o kitap. Hepsi öğretim üyesi. Tabii ki hepsi öğretim üyesi. Öğretim üyeleri o zaman yani yetkin kişi, en uzman kişiler tarafından hazırlanmış ve editörlüğünde Özlem hocamız yapmış. Ben öğrenci olsun olmasın ben bu kitabı herkese tavsiye ederim. Başucu kitabıdır. Ortaçağ Avrupası'nı hani ben tarihi bilen birisi olayım ya da bu konuyla ilgili araştırma yapan efendime söyleyeyim öğrencilik yapan herkes bu kitabı bir kere bence olması gerekiyor. Bilmiyorum bizim yani yaklaşık 15 sene geçti. Böyle kaynakları biz bulamazdık tabii. Şimdi sizin gibi değerli hocalarımız hazırlıyorlar sağ olsunlar. Şey yapabilirsiniz web sitemizin en altında da bununla ilgili linkler de verdik. Zaten kitap kapağını koyduk oraya. Web sitelerinde benim anladığım kadarıyla piyasada satışta zaten. Bu şekilde faydalanabilirsiniz. Hocam ben çok keyif aldım. Çok mutlu oldum ve güzel bir programdı. Sizlerin son sözlerini alalım isterseniz. Yani ben de öyle, yani uzun zamandır yapamamıştık. Sözümü yerine getirdiğim için de ayrıca mutluyum. Yani çok böyle içimde kalıyordu sürekli. Ve hastalıklar yüzünden de bir türlü malum bu dönemde denk gelememiştik. Bugün yaptığımız için ben de çok mutluyum. Pek çok konuya değinemedik. Biraz da bağlantı konusunda da sıkıntılar yaşadık ama inşallah iyi bir program olmuştur. İzleyiciler de inşallah keyif almışlardır. Bence çok, çok iyi bir program oldu. Bence çok iyi bir arşiv şey oldu, katkısı oldu. Çünkü biz burada konuşuldu kaldı olmuyor. Bunu biz bazen yazıya döküyoruz, bazen işte YouTube kanalımıza koyuyoruz, uzun süre Instagram'da kalıyor. Ve burada bir hafıza oluşuyor. Bence sonraki inceleme okumak isteyenler için de bir kaynak olarak program güzeldi. Çok sağ olun. Evet, bugün hocamızla birlikte Orta Çağ Avrupa'sında kadını, anneyi ve çocukları konuştuk. Güzel bir programdı. Dergimizden hocamızın yazıları ve diğer makaleleri okuyabilirsiniz. Güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz Kültür Sanat adına ve